Merhabalar Paraksilen Kimya izleyicileri. Çok istediniz, çok beklediniz ve AYT Kimya'nın son ünitesi enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler işte karşınızda. Hemen geçiyoruz. Çok kolay bir ünite. Bu yüzden Milli Eğitim'deki soruları da videonun sonuna ekledim. Konu soru. Hepsini hemen tak 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 bitirip geçeceğiz. Bakalım, ben soru çıkmaz diyorum. Soru çıkacağını iddia eden arkadaşlar var. Bakalım çıkacak mı, çıkmayacak mı? Fosil yakıt, canlı kalıntılarının milyonlarca yıl oksijensiz ortamda başkalaşması sonucu oluşan yakıtlardır biliyorsunuz. Fosil yakıtları ikiye ayırıyoruz. Petrol ve kömür. Doğalgaz da bir petrol türevi. Doğalgaz biliyorsunuz ağırlıklı olarak metandan oluşuyor. Tamamen metan değil de çoğunlukla metandan oluşuyor. LPG de propan ve bütandan oluşuyor. Bunlar da fosil yakıt ancak bunlar petrolden oluşuyor. Yani doğrudan doğadan çıkmıyor. Gerçi doğalgazın doğadan çıktığı yerler de var ancak hani Milli Eğitim müfredatında doğalgazı bir petrol türevi olarak almış. Ayrı çıkan bir yakıt olarak almamış. Ancak gerçekte petrol, kömür, doğalgaz diye fosil yakıtları üçe ayırıyoruz. Petrolü damıttığınızda şeylerde, rafinerilerde, ayrımsal damıtma kulelerinde doğalgaz, LPG, benzin, motorin, gaz, yağ, fuel, oil, kerosen, asfalt gibi bileşenlerini ayırıyoruz. Kömürde 4'tür, turba 4'tür. Turba, lignit, taş kömürü ve antrasit. En genci turba, en yaşlısı antrasit. En az karbon içereni, en yüksek nemlisi turba. En çok karbon içereni, en düşük nemlisi antrasit. En ucuzundan en pahalısına doğru böyle gidiyor. Antrasitin karbon içeriği çok yüksek. Genelde antrasiti yakıt olarak kullanmıyoruz arkadaşlar. Doğalgaz bir karışım. Yapısında büyük oranda metan var. Ancak bunun yanı sıra bazı hidrokarbonlar, etan, propan, bütan ve az miktarda hidrojen sülfürle karbondioksit de var biliyorsunuz doğalgazda. Aynı zamanda biliyorsunuz doğalgaz TYT'de de vardı. TYT'den de hatırlayacağınız üzere arkadaşlar, doğalgaz sıvılaştırıldığı zaman, yani neydi? LNG, Liquid Natural Gas, LNG haline getirdiğinde doğalgazdaki metan oranı artıyor. Çünkü sıvılaştırdığınızda doğalgazın içindeki su buharı sıvılaşıp içinden ayrılıyor. O yüzden LNG'deki metan oranı gaz haldeki metan oranından daha fazla. Fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz kullanımı insan sağlığı ve çevreye zararlı. Fosil yakıtların taşıması sırasında meydana gelen kazalar nedeniyle de fosil yakıtlar ciddi çevre sorunlarına yol açıyor. Yani sadece yaktığımız için değil, taşıma depolanma sırasında çevreye zararlı. Küresel ısınmanın en büyük sebebi, birden fazla sebebi olduğu halde en büyük sebebi fosil yakıt. Yine fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan karbondioksit, SO2 ve NO2 de asit yağmurlarının temel sebebi biliyorsunuz. Fosil yakıtların zararlarından kurtulmanın yolu, kişisel araçlar yerine toplu taşıma veya bisiklet kullanmak veya yakınsa yürümek, paketli ve endüstriyel üretilmiş ürünleri kullanmamak, onların üretimi için enerji harcanıyor, o enerjiyi de fosil yakıtlardan elde ediyoruz biliyorsunuz. Yenilenebilir enerji kaynağını yaygınlaştırmak ve özendirmek, bunun dışında açığa çıkan fosil yakıt ürünlerini azaltmak için bitki örtüsünü korumak, çoğaltmak, ağaçlandırmaya önem vermek, fosil yakıt kullanımını, fosil yakıttan doğan zararları azaltmaya yönelik tedbirlerimiz. Alternatif enerji kaynaklarımız 1. Yenilenebilir enerji kaynakları. Güneş enerjisi eskiden beri hani gıdaları kurutmak için kullandığımız çok eski enerji kaynaklarından biri. Güneş enerjisi panelleri yardımıyla kullanıyoruz. Kurulumu kolay, uzun ömürlü, bakımı kolay. Yani hemen hemen maliyeti en ucuz enerji güneş enerjisi. Çevreci, işletme maliyeti düşük, sadece panelleri temizliyorsunuz. Sadece çok geniş alanlar istiyor. Tek dezavantajı olarak onu sayabiliriz. Rüzgar enerjisi de yel değirmenleri nedeniyle eskiden beri kullandığımız bir enerji türü. Günümüzde de modern rüzgar tribünleriyle artık pek çok yere kuruldu, görmüşsünüzdür. Yaşadığım şehir Denizli'de de Babadağ'ın zirvesine kuruldu. Gittim, baktım. Hatta Paraksilen.com'a fotoğraflarını atayım. Fotoğraf da çekmiştim. Orada var, her yerde var. Tükenme ve zamanla maliyetinin artma riski yok. Bir sefer kuruyorsunuz, çok uzun yıllar devam ediyor. Bakım ve işletme maliyeti düşük. Yalnız kurulum ve arıza maliyeti çok yüksek arkadaşlar. Çalışması sırasında çok yüksek ses çıkıyor. Geçen bir yeni haber vardı, Norveç sanırım. Minik 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 rüzgar tribünlerinin onlarca, yüzlerce, binlercesinden bir rüzgar kapanı. Rüzgar kapanı diye araştırırsanız bulursunuz. Rüzgar kapanı oluşturmuş. O biraz daha verimi yüksek. Hani düşük rüzgarlarda da çalışabiliyor vesaire. Normal rüzgar tribünlerine göre daha yüksek verimli olduğu yazıyordu haberde.
Jeotermal enerji, yerküreden çıkan sıcak suyu kullandığımız enerji biliyorsunuz. Evleri ısıtıyoruz, seraları ısıtıyoruz. Kaplıcalarda kullanıyoruz. Başka elektrik santrallerinde kullanıyoruz. Afyon, Kütahya, Ankara, hemen Denizli'nin yanında Aydın'da, Buharkent'te de jeotermal enerji var. Sıklıkla kullandığımız bir enerji türü. Peki biyokütle ne? Tarım, ormancılık, hayvancılık, hayvanların kendi atıkları kesilmesi sonucu oluşan atıklar ve şehir atık sularının arıtılması sonucu bizim atıklarımızın çürütülmesi ve bu çürütülmesi sırasında açığa çıkan şeyin, gazın, ürünlerin kullanımı ile enerji üretimine biyokütle enerjisi diyoruz. Biyokütle petrol ithalatının azalmasını sağlıyor. Sürdürülebilir enerjiye ve kalkınmaya destek oluyor. Çünkü ne yapıyoruz biz? Atıkları enerjiye çeviriyoruz. Hem doğaya atık atmıyoruz, hem de bu atıkları enerjiye çevirerek fosil yakıt kullanımını azaltıyoruz. Ayrıca biyokütleyi biliyorsunuz sadece bu atıklardan değil, bitkilerden de elde edebiliyoruz. Buğdaydan, arpadan, mısırdan da elde edebiliyoruz biyokütle enerjisini. Bu da kırsal kesimin sosyoekonomik yapısının iyileşmesini sağlıyor. Yerel iş imkanları sağlıyor. Doğal enerji kaynaklarının ve çevrenin korunmasını sağlıyor. Ve biyodizelin, hani buğdaydan, arpadan bir etanol ürettik. Bu etanolü dizele kattık. Biyodizel elde ettik. Biyodizelin yağlayıcı özelliği de motorun korunmasına yardımcı oluyor. Bunun dışında buğday, arpa ve atıkları taşıdığımız için, hani fosil yakıt olarak taşımadığımız için taşınması ve depolanması kolay. Fosil yakıtlara oranla daha az karbondioksit üretiyor çünkü etil alkole çeviriyoruz veya doğalgaza çeviriyoruz. Yani 2 karbon veya 1 karbona çeviriyoruz. Karbon sayısı ne kadar azsa o kadar karbondioksit üretiyoruz ya, mantık o. Enerji hatlarının uzak olduğu bölgelerde tahılla petrol üretimini, petrol demeyelim de artık, enerji üretimini sağlıyor. Bu da büyük bir alternatif. Biyokütleden enerji üretimi sırasında tarımsal işçiye ihtiyaç duyulduğu için kırsal kesimde iş istihdamı sağlıyor. Hidrojen enerjisi, hidrojen enerji kapasitesi çok yüksek bir element. Ayrıca yandığında da sadece su buharı oluşturuyor. Bu yüzden yanması çok temiz bir element. Geniş kullanım alanına sahip, yani içten yanmalı motorlara kullandığınız her yerde hidrojen gazı enerjisinde kullanabiliyorsunuz bunu çevirerek. Ancak teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu artacak. Çünkü şu anda hidrojen enerjisini kullanamıyoruz. Niye kullanamıyoruz? Çünkü hidrojen doğada saf element halinde bulunmuyor. Bileşikleri halinde bulunuyor. Bileşikleri halinde bulunduğu için biz saf hidrojeni elde etmek için bir maliyet, bir para harcamak zorundayız. Buna bağlı olarak maliyetimiz artıyor yakıtımızın. Yakıtın maliyeti arttığı için kullanımı az oluyor. Ama işte suyun elektrolizi, az sonra bahsedeceğiz, bordan hidrojen elde edilmesi gibi yöntemlerle, bugün ne oluyorsa konuşamıyorum, bordan hidrojen elde edilmesi gibi yöntemlerle hidrojenin gelişimi, kullanımı yaygınlaşacaktır. Belki ileride biz görmeyeceğiz veya bizim emeklilik yıllarımızda kullanacağımız araçlarımız hidrojen gazıyla çalışacak araçlar olacak. Bor madeni hidrojenin elde edilmesini kolaylaştırıyor arkadaşlar. Hidrojenin taşınması, depolanması, araçlara doldurulması için pek çok yöntem geliştiriliyor. Ancak burada bunlardaki en kullanışlı olan yöntem borun metal hidrürler şeklinde, yani katı bileşikler halinde depolanıp kullanım sırasında gaza dönüştürülmesi. Bu metal hidrür yöntemlerinden en elverişli olanının sodyum bor hidrür olduğunu iddia ediyor Milli Eğitim kitabımız. Bilimsel olarak bunu araştırmadım. Yarın bugün üniversiteye gidersin, ya hocam bu değilmiş falan dersin. Ben karışmam. Sodyum bor hidrür su ve katalizörle hidrojen gazı açığa çıkarıyor ve sodyum borat. Peki bu yöntem neden çok avantajlı? Sodyum bor hidrür ve sodyum metaborat çözeltileri yanıcı değil. Yani taşınması, depolanması sırasında bir sıkıntı doğurmuyor. Tepkimeyi kontrollü olarak gerçekleştirebiliyoruz. Gerekli olan hidrojeni sodyum bor hidrür ve su gibi ülkemizde sıklıkla bulunan şeylerden elde edebiliyoruz. Katalizör tekrar kullanılmaya uygun. Reaksiyonun ürünü olan sodyum metaborat tekrar kullanılarak sodyum bor hidrüre çevrilebiliyor. Sodyum bor hidrürün birim kütlesinden elde edilen enerji benzine yakın. Bu yüzden bu enerjinin kullanımı çok avantajlı. Şimdi birinci başlığımız yenilenebilir enerjiydi. Alternatif enerji bakıyoruz. Neye alternatif? Fosil yakıtlara. İkincisi de nükleer enerji, fosil yakıtlara alternatif. Nükleer enerjiyi nereden elde ediyoruz? Zenginleştirilmiş uranyumun nükleer santrallerde kontrollü olarak fisyona uğratılması, yani parçalanmasıyla. Fisyon, parçalanma, füzyon, birleşmeydi biliyorsunuz. Aslında
Fisyon zincirleme bir reaksiyondur. Yani başlattıktan sonra zincirleme olarak katlanarak gider. Sen 3 uranyumu parçalarsın. 3 uranyumdan açığa çıkan yüksek enerjili parçacıklar 30 uranyumu, onlar 300 uranyumu, 3000 uranyumu ve çevredeki sadece uranyum değil, demir gibi ne bileyim çok yüksek kütle numaralı atomları da parçalayarak devam eder. Atom bombası dediğimiz olay bu. Ama biz bunu nükleer reaktörde kontrollü olarak sağlıyoruz. Uranyumun parçalanması sonucu açığa çıkan yüksek enerjili parçacıkları ve nötronları tutan sistemler geliştiriyoruz. Bu sistemlerle tutarak kontrollü olarak uranyumu istediğimiz hızda parçalıyoruz. İstediğimiz hızda parçaladığımız için reaksiyonu hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Tarihte çok kötü olaylar olmuş ancak bu olayları araştırdığınızda arkadaşlar işte insan hatası Çernobil'de meydana gelen, işte Fukushima'da çok yüksek bir deprem, hani 9 şiddeti miydi, 10 şiddeti miydi? Bu iki spesifik örnek dışında çok fazla bir nükleer enerji sıkıntısı da yok ama tabii ki böyle bir kaza durumunda da normal bir reaktör gibi değil, normal bir atıyorum hidroelektrik santralinin veya bir işte kömürlü santralin gibi değil, çok çok yüksek hatalar, hasarlar veriyor ki düşünün Çernobil uranyum Ukrayna'nın iç kesimlerinde bir yer. Ukrayna'yı bırakın, Karadeniz'i geçip Doğu Karadeniz'i ve Orta Karadeniz'deki insanları etkiliyor, bitkileri etkiliyor. Halen daha orada kanser oranı çok yüksek. Yani çok çok büyük çevre felaketlerine yol açabiliyor hata olması durumunda. Peki nükleer enerjiyi niye tercih ediyoruz? Birim kütleden elde edilen enerji miktarı çok çok yüksek. Küresel ısınmaya neden olan atık madde oluşturmuyor çalışması sırasında. Nükleer santrali kapatırsanız tabii ki oluşuyor ama çalışırken sadece su buharı oluşuyor. İklim koşullarıyla etkilenmiyor. Çekirdek reaksiyonu, yani senin sıcakmış soğukmuş bir şeyin yok. Dar bir alana kurulabiliyor. Ülkemizde hali hazırda nükleer santral yok. Sinop ve Mersin'de nükleer santral kurulması için çalışmalar devam ediyordu en son. Geldik sürdürülebilirliğe. Nedir sürdürülebilirlik? Arkadaşlar sürdürülebilirlik bir toplumun, bir ekosistemin ya da devam eden herhangi bir sistemin ana kaynağını tüketmeden belirsiz bir geleceğe dek işlevini sürdürmesidir. Yani öyle bir sistem tasarlıyorsunuz ki sistem tamamen geri dönüşümlü. Sistemin ürünü kendi girenini sağlıyor ve bu sistemi kullanabiliyorsunuz. Bunu biz son yıllarda fark ettik. Hani insanoğlu böyle doğayı tüketmeden doğaya tükettiğini fark etmiyor. Önce ne yaptık? Fosil yakıt ürettik. Sonra baktık ki fosil yakıt tükeniyor. Tükenirken doğayı da tüketiyor. O zaman sürdürülebilirlik diye bir kavram ortaya attık. Yani tüketmeyen, sürekli devam edecek sistemler oluşması. Enerji açısından alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek. Bu konuda bilimsel çalışmalar yapmak. Ekonomik tedbirler almak. Sürdürülebilir bir hayat için olmazsa olmaz. Yani güneş enerjisiyle evet sürdürülebilir ama fosil yakıt sürdürülebilir bir enerji değil. Ülkemiz mevcut kaynaklarının yanı sıra atık maddelerden de enerji üretimi konusunda gelişiyor, gelişmiş tesisleri var. Bu tesislerde bitkisel ve evsel atıklar biyogaz, biyobenzin, biyodizel üretilerek sürdürülebilir enerji kaynağı konusunda gelişiyor. Her geçen gün de şu an halen yetersiz olsa da sürdürülebilir enerji konusunda adımlar atıyoruz arkadaşlar. Bir sorumuz var Milli Eğitim'den arkadaşlar, nottaki bütün sorular Milli Eğitim kitabından. Fosil yakıtların tükenme ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları arayışı hızlanmıştır. Bu enerji kaynaklarından biri de nükleerdir. Nükleer için hangisini kullanıyoruz demiştik? Zenginleştirilmiş uranyum çubuğu kullanıyoruz. Ne demiştim ben? Bu konuyu çok bilmesen de günlük bilgiyle rahatlıkla çözersin. Sürdürülebilirliğin önemli bir basamağı da polimerler arkadaşlar. Biliyorsunuz polimerler çok büyük sıkıntı yaratıyor. Geri dönüşümlü polimer üretmemiz, polimerlerin geri dönüşümünü sağlamamız sürdürülebilirlik için şart. Çünkü günlük hayatta her yer artık polimer. Peki günlük hayatta polimerleri nerede kullanıyoruz? Tekstil sanayisinde polyester, poliamid, dakron kumaşların yapısında kullanılıyor. Elektronik sanayisinde yalıtkan madde olarak polietilen ve polivinil klorür kullanıyoruz. Otomotiv sayesinde, otomotivin biliyorsunuz ön tamponu, yan çamurlukları, arka çamurlukları artık plastik, yani polimer. Bu ne? Otomobilin hafifleyerek daha az yakıt tüketmesini sağlıyor. En sık kullandığımız polimer yine otomotivde kauçuk. Niye? İşte hani paspasları falan parçaları yapıyoruz, lastikleri yapıyoruz kauçuktan. Kauçuk olarak şeyi düşünmeyin, çamurluk olarak düşünmeyin. Paspaslar ve lastikten dolayı sektörde en çok kauçuk kullanıyoruz. Sağlık sektöründe şırıngalar, eldivenler, bandajlar, serumlar, gözlükler polimerlerden üretiliyor. Yine hijyenik eldivenler polimerlerden üretiliyor. Lateksten üretiyoruz biliyorsunuz. Yapı sektöründe en çok kullandığımız PVC'ler, kapı pencere kaplamaları, çatı kaplamaları, zemin kaplamaları, bunların hepsi artık polimer. Yiyecek içecekte kullanılan ambalajlar,
İşte plastik şişeler, ne bileyim yumurta kapları, bunların hepsi artık polimer. Giyimde polyester, poliamid, orlon, poliakrilonitril, poliakrilonitril, orlon zaten aynı şey, kullanıyoruz kumaş olarak. Fotoğrafçılıkta kullanılan sert ve şeffaf renkli filtreler polikarbonattan üretiliyor. Yani polimer artık günlük hayatımızın her yerinde. Dolayısıyla bunu bizim geri dönüştürebilmemiz çok önemli. Mustafa ne diyormuş? Plastik su boruları ve pencerelerin ana maddesi olan plastik su boruları ve pencereler. PVC değil mi? Günlük hayattan bunu rahatlıkla biliriz. Konumuz sürdürülebilirlikti. Sürdürülebilirliğin önemli bir basamağı da kağıt. Eğitim, sağlık, bilgi teknolojisi, iletişim ve sanayi gibi pek çok sektörde kağıdı yaygın olarak kullanıyoruz. Bu yüzden çok yüksek bir ham madde girdisi oluyor. Bu ham maddeyi biz sürekli ağaçtan elde edersek bu sürdürülebilirliğe aykırı. Ham madde için bir çare bulmamız lazım. Nedir kağıt? Kimyasal odun selülozundan, odun hamurundan, yıllık bitkilerinden üretilen hamur selülozlarından ve atık kağıt hamurundan elde edilen ara ürünlere çeşitli işlemler uygulayarak elde ettiğimiz malzeme. Arkadaşlar kağıt türleri var. Kültürel kağıt, gazete, kitap, bunun gibi basımda kullandığımız kağıtlar. Bunun dışında sargılık kağıt, temizlik kağıdı, kraft torba kağıdı, oluklu mukavva, kartonlar ve ince özel kağıtlar da endüstriyel kağıtlar grubuna girer. Kağıt tüketiminin en önemli olduğu, en fazla olduğu sektör, bu şeyi metni okuyuncaya kadar benim de aklıma gelmemişti, ambalaj sektörü. Niye? Ne yaparsanız yapın ambalajlamak zorundasınız. Yani ne üretirsen üret ambalajlamak zorundasın. Kitap üretsen de kitabı da ambalajlamak zorundasın. Bu yüzden en çok ambalaj sektörü. Günümüzde ambalaj sektöründe en çok kullandığımız ürün oluklu mukavva. Oluklu mukavvayı genelde geri dönüştürülmüş kağıttan üretiyoruz. Bulunduğum şehirde Denizli'de çok yüksek bir oluklu mukavva üretim potansiyeli var. Zaten Marmara ve Ege oluklu mukavvanın merkezi diyebiliyoruz. Atık kağıt kullanımını cazip hale getirmemiz, bu kağıdın ham madde üretimindeki pahalılıktan ve sürdürülemez olmasından da kaynaklı. Atık kağıt toplanması, kağıt ve karton ürünlerin kullanıldıktan sonra geri dönüştürülerek bunlardan ham madde olarak yararlanılması günümüz kağıt teknolojilerinde mümkün. Böylelikle kullanılmış kağıtları çöpe atmadan hem çevre kirliliğini azaltıyoruz, hem doğal kaynakları tüketmiyoruz, hem sürdürülebilir bir kağıt üretim sektörü kullanılmasını, kurulmasını sağlıyoruz. Burada telefonun sesi açık unutuluyor tabii ki. Ondan dolayı dürürüt dürürüt diye sesler de geliyor. Ne diyor sorumuz? Diyor ki dünya kağıt tüketiminin en fazla olduğu sektör neydi? Ambalaj sektörü. Çünkü her şeyi ambalajlamak zorundasın dedik değil mi? Sürdürülebilirlikte metal önemli. Sektörün üretim ve tüketim büyüklüğü sanayileşmenin tanımı olarak algılanıyor dünyada. Yani metal sektörü ülkenizde ne kadar gelişmişse o kadar sanayileşmişsiniz diyor dünya. Kişi başına düşen çelik, alüminyum ve bakır ürünleri miktarı gelişmişlik düzeyini gösteriyor. Metal üretimi için gerekli olan ham madde bulunmakla beraber kalite ve kullanılabilirlik açısından yeterli değil. Bu yüzden yurt içinde kullanılan demir çeliğin yaklaşık yarısını ithal ediyoruz. Sektörde de sürdürülebilirliğin sağlanması için metallerin geri dönüşümü de kağıt gibi çok önemli. Metallerin geri dönüştürülmesi dışa bağımlılığı azaltıp ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlıyor. Geri dönüşümle kazanılan metaller eşya üretiminde yapılacak işlem sayısını azaltacağı için enerji açısından da sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Neyimiz var? Son olarak nanoteknoloji. 1 nanometre metrenin milyarda biri olan uzunluk ölçüsü. 1 nanometreye yan yana 2-3 atom sığıyor. Yaklaşık 100'de 1000 arasında atomu bir araya getirerek nano ölçekte bir nesne oluşturmaya nanoteknoloji. Bu nesneye nanoteknolojik materyal diyoruz. Neler yapabilmeyi amaçlıyoruz veya yaptık? Mikroskobik boyutlarda bilgisayar üretmek istiyoruz. İnsan beyninin kapasitesini ek nano hafızalarla güçlendirmek istiyoruz ki biliyorsunuz Elon Musk'ın böyle bir çalışması var. Beyne ek çip takma, hatta maymunla denediler. Maymun sadece beynini kullanarak bir oyun oynadı bilgisayardan, hatırlıyorsunuz değil mi? Birim ağırlık başına şu ankinden 50 kat daha hafif ve çok daha dayanıklı malzemeler üretmek. Günlük hayatta kullanılacak yanmaz, leke tutmaz tekstil ürünleri, ki bunu yaptık zaten nanoteknolojiyle. Yeni roket ve uçak tasarımları, 1 milyon sinema filmi alabilen CD ve DVD'ler üretmek. İnsan vücudundaki hastalıklı dokuyu iyileştirip ameliyat yapan nanorobotlar da amaçlarımız arasında. Bunları da biliyorsunuz, son aşılarla bize vurdular. Hepimiz vuruldu değil mi? Benim içime vuruldu. Bluetooth'um çalışıyor artık. Bluetooth'la rahatlıkla bilgisayara bağlanabiliyorum. Bakın mesela Bluetooth'tan basıyorum şuraya.
Bak şeye geliyor, efekt geliyor. Şuradan, şurada da doğru efektim vardı. Tabii Türk olduğum için şu yere de bir korna taktırdım ben. Evet, böyle böyle şeyleri var. Güzel, aşı faydalı yani, yaptırın. Peki nanoteknoloji tarihinde ilk defa kim bahsediyor? Amerikalı fizikçi Richard Feynman 1959'da Aşağıda Daha Çok Yer Var adlı konferansta nanoteknolojinin öneminden bahsediyor. Ondan sonra dünyada nanoteknoloji patlıyor. TÜBİTAK'ın 2023 programında da Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nin kurulması planlanmaktadır. Yazıyor kitabın, basım tarihi 2020 değil 2019 falan olması lazım. Şu an kurulmuş da olabilir. Bilemiyorum bu konuda. Peki Milli Eğitim burada ne gibi sorular sordu? Hadi bakalım mı? Şuradan hemen Milli Eğitim kitabındaki soruları da çözerek bu videoyu böyle tamamlayalım. Böylece soru çözme zahmetinde de bulunmayın. Tek videoda bu konuyu bitirin gitsin. Hadi bakıyoruz. Küresel ısınmaya sebep olan yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ham petrol bileşenlerine nerede? Ayrımsal damıtma farkıyla ayrılır. Antrasit bir kömür türüdür. Fosil yakıtlar atmosfere en fazla karbondioksit, NO4 değil mi, salar. Çevre dostu enerji kaynaklarına alternatif enerji kaynakları denir. Evlerde ısınma amacıyla kullanılan petrol ürününe ısınma amacıyla ne kullanıyoruz? Doğal gaz. Sıcak su kaynaklarından elde edilen jeotermal. Hidrojen gazı yandığında atmosfere sadece su buharı. Dünya rezervlerinin büyük bir bölümünün ülkemizde bulunduğu maden bor. Atom çekirdeği nükleer enerji oldu. Anlaştık değil mi? Ha, bir dakika, bu ayrımsal damıtma değil. Kaynama noktası farkı diyormuş. Kaynama noktası farkından olacak. Ayrımsal damıtma ile kaynama noktası farkından yararlanılarak elde edilir. Burada ne diyor? Bunları eşleştir. Petrol bir fosil yakıt. Monomer nerede? Polimeri oluşturan birim. Jeotermal enerji, sıcak sudan elde edilen enerji. Şu gitti. Başka ne gitti? F gitti. Polimeri oluşturan birim. Protein. Doğal polimerdir. Hidrojen enerjisi. Şöyle şunu da sildik. Yandığında sadece su buharı oluşturur. Başka. Dur bakalım. Oluklu mukavva ülkemizde en fazla tüketilen kağıt türüdür. Nanoteknoloji. C ilk defa. Biyokütle. Bitkisel ve hayvansal atıklar. Yumuşak G. Antrasit bir kömür türü. LPG nerede? Petrolden elde edilen gazdır. Evet, o zaman hidrojen enerjisi de dediğimiz gibi yandığında sadece su buharı oluşturur demek istemiş. Rukiye diyor ki polimerler hakkında öğretmen polimerlerin kullanım nedenleri hakkında hangisinde yanlış bilgi vermiş olur? Hafiftir, dayanıklıdır, geri dönüştürülebilir, üretim maliyeti düşüktür. İnsan sağlığı için polimerlerin zararları vardır arkadaşlar, yoktur diyemeyiz. Ne diyor? Güneş, dinyit, hidrojen yanlış olan enerji kaynağı. Neyi yazmış peki? Hangi enerji kaynaklarını yazmış? Çevreyi kirletmeyen ve var olan enerji kaynaklarına alternatif olan. Güneş çevreyi kirletmez, hidrojen kirletmez. Dinyit bir kömür türüdür. Çevreyi kirletir arkadaşlar. Şevval fosil yakıtlarla ilgili araştırma yapmış. Petrol ve kömür olarak iki gruba ayrılmış. Hangisi diğerlerinden farklı? Antrasit, turba, lignit, taş kömürü, kömürken kerosen bir petrol türeviydi. Hangisinin çevreye verdiği zarar diğerlerinden fazladır? Nükleer enerji tabii ki. 2030 yılında yaşıyor olsaydınız hangisinde olma ihtimali zayıf olurdu? Kirlenmeyen fosil yakıtlar, kendisini tamir eden nanoteknoloji, yeni enerji kaynaklarının keşfi. 2030 yılında yaşıyor olsaydınız hangisinin olma ihtimali en zayıf? Kirlenmeyen gömlekler. Fosil yakıtlardan arınmış dünya, kendisini tamir edebilen polimerler, kanser tedavisinde nanoteknolojinin kullanımı. Yani pek çok enerji kaynağı keşfettiğimiz için belki en zayıf olurdu. Diğerleri şu anda var, o zaman da hayatımızda olurdu. Biraz garip bir soru olmuş değil mi bu? Polimerlerle ilgili hangisi yanlıştır? Plastiktir, doğal veya yapay. Bütün polimerlerin geri dönüşümü mümkün değildir. Sürdürülebilirliğin önemli bir unsurudur. Polimerlerin keşfiyle kullanılabilir madde çeşitliliği artmıştır, evet.
Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin sürdürülebilirlik, kalkınma, tükenmeyen doğal kaynakların kullanımının arttırılmasıyla ve geri dönüşümlü madde kullanılmasıyla gerçekleşir. Buna göre hangileri sürdürülebilir kalkınmanın amacına uygundur? Jeotermal enerji, rüzgar, güneş enerjisinin sayısını arttırmak, plastik, kağıt, cam gibi atıkların geri dönüşümünü sağlamak, elektronik aletleri kullanılmadıkları zamanlarda tamamen kapatmak, hepsi de sürdürülebilirliğe fayda sağlıyor. Fosil yakıt kaynakları için hangisi doğrudur? Enerji kaynaklarının bölgelere eşit dağılmıştır. Türkiye'deki fosil yakıt kaynakları, hayır. Kömür rezervleri arasında en yüksek rezerv antrasit, hayır. Enerji kaynakları vardır ancak yetersizdir. Petrol rafinerilerinin tamamı petrolün çıkarıldığı, doğal gaz kaynağı bulunmamaktadır, hayır. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Hani dedik ya, çok zor sorular değil. Ham petrolün bileşenlere ayrılması için kullanılan ayrımsal damıtma yöntemiyle kolonyayı da ayırabiliriz. Çünkü alkol su karışımı. Hangisi doğal polimerdir? DNA. Bunu biliriz herhalde. Hangisi atmosfere karbondioksit salmaz? Hidrojen. Sadece su, biliyorsunuz. Hangi enerjiyi kullanabilir? Çiftçilik yapıyor. Tabii ki biyokütle enerjisini kullanabilir. Çiftlikte nükleer enerji kullanamaz herhalde, değil mi? Hangisi küresel ısınmanın ana sebebidir? Fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz kullanımı. Alternatif enerji kaynaklarının keşfedilmeseydi dünya enerji bakımından sıkıntı yaşardı görüşünü ileri sürmüştür. Bu görüşü en çok destekleyen hangisidir? Fosil yakıtların belli ülkelerin elinde bulunması, bütün teknolojiler için alternatif enerji kaynaklılığının gerekliliği, var olan enerji kaynaklarının zamanla tükenme ihtimali, sınırlılığı ve küresel ısınmaya sebep olması, yeni teknolojilerinin keşfi. Bakalım, bu görüşünü en çok destekleyen bilgi, alternatif enerji kaynağı keşfedilmeseydi enerji bakımından sıkıntı yaşardı. Bunun sebebi enerji kaynağının tükenmesi, enerji bakımından sıkıntı yaşıyor diyoruz çünkü, değil mi? Evet, hem sorularımızı çözdük hem konuya baktık. Bu konuyu da böylece bitirdik. Diğer şeyleri, videoları da attık. 3 soru 1 konudan 2 videomuz kaldı. 11. sınıftan da 2-3 videomuz kaldı. Siz izleye koyun var olanları. Onları ben çekip atacağım. Ve bugün yarın onları bitireceğiz. Sizi bomba gibi sınava hazırlayacağız. Sınava girip 20 kimya yapıp geleceğiz. Sınavdan sizden ne istiyorum? 20 net. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.